Emeklilik, Türkiye'deki çalışma hayatının en önemli konularından biri. SGK'nın yeni düzenlemeleri, erken emekli olmak isteyenlere daha fazla seçenek sunuyor. 2000 ila 2014 yılları arası çalışmaya başlayanlar için getirilen yeni düzenlemeler, emeklilik planlamasının ayrıntılarını gözden geçirme gerekliliğini bir kez daha vurguluyor. Doğum borçlanması, emeklilik hakkı kazanmak için sigortalılık süresi, prim gün sayısı, yaş ve çalışma süresi gibi kriterler vardır. Ancak bu kriterler, bazı durumlarda esnetilebilmektedir. Özellikle doğum ve askerlik borçlanması, emeklilik yaşını öne çekmek için kullanılabilmektedir. Doğum borçlanması, sigortalı olduktan sonra doğum yapan kadınların her çocuk için 6 yıl 2160 gün prim kazanmasını sağlamaktadır. Askerlik borçlanması ise sigortalı olmadan önce askerlik yapan erkeklerin askerlik sürelerini prim günü olarak saydırmasını ve 2 yıla kadar erken emekli olmasını mümkün kılmaktadır. 2160 gün borçlanma. Doğum borçlanması, kadın çalışanların emeklilik yaşını düşüren bir imkandır. Her doğum için 720 gün borçlanma hakkı vardır. Bu sayede, çocuk sayısı arttıkça emeklilik süresi kısalır. Örneğin, 2000 yılında işe giren ve 2 çocuk doğuran bir kadın, 1440 gün borçlanarak 6 yıl erken emekli olabilir. Askerlik borçlanması da erkek çalışanların emeklilik yaşını etkileyen bir faktördür. Askerliğini sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce yapan bir erkek, 2 aylık borçlanma ile işe başlama tarihini geriye alarak 1 yıl erken emekli olabilir. Erken emeklilik için önemli noktalar. SGK'nın erken emeklilik imkanı sunan borçlanma seçenekleri, çalışanların emeklilik yaşını düşürmelerine yardımcı olabilir. Ancak, bu seçeneklerden yararlanmak için belirli koşullar ve işlemler vardır. Bu yüzden, erken emeklilik planlayanlar, SGK'nın internet sitesindeki emeklilik hesaplama programını kullanarak kendi durumlarını öğrenebilir ve emin olmadıkları noktalarda profesyonel bir danışmanlık hizmeti talep edebilirler.